Günaydın. Dün Amerika endekslerinde yatay bir kapanış oldu. Yine çok hacim olduğunu söylemek mümkün değil ama endeksler yavaş yavaş yeni zirveleri görmeye devam ediyor. Şurada S&P'de gördüğünüz gibi 2100'deyiz. Nasdaq'ta da 4900'ün hemen altında bir kapanış gerçekleşti. Bugün Asya tarafında Çin'in bir haftalık yeni yıla girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, önümüzdeki çarşamba gününe kadar e, endeksler kapalı olacak. E, yine Japonya'ya baktığımızda e, boş tarafında e, çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Cari durum e, devam ettiriliyor. Dolayısıyla e, bunun çok fazla da bir etkisi olduğunu e, söylemek mümkün değil. E, ekonomik veriler açısından baktığımızda e, bugün oldukça yoğun bir e, Ekonomik veri akışı olacak tabi e, konut başlangıçları e, özellikle izinler e, önemli olacaktır öncü bir gösterge e, enflasyon tarafında e, her ne kadar maliyet enflasyonu zaten pek olmasa da e, PPI takip edilecek göstergelerden bir tanesi ama ben daha çok e, kapasite kullanım oranına e, göz atacağım. Orası biraz daha önemli bir geliyor bana. E, aynı zamanda da e, açıklanacak olan FED tutanakları e, var. 27-28 e, Ocak e, toplantısının tutanakları. E, şayet önümüzdeki hafta e, Yelin'in konuşması olmasaydı bu tutanakların daha etkili olacağını daha sert fiyatlanacağını düşünüyorum ama genel olarak baktığımızda e, yalın e, ekonominin durumu ile ilgili e, biraz daha net e, sinyaller verecektir. Hiçbir şekilde FOMC'yi ezip e, işte Mart ayında şöyle bir adım atarız veya Haziran gündemde gibi net bir e, politika e, sinyali vermeyecektir ama e, ekonomiyi nasıl gördüğüne dair kullanacağı kelimeler e, bence zaten e, biraz daha piyasa tarafından öne çekilecek, fiyatlanacak, gelişmeler olacak ama burada da e, özellikle neden ekonomik büyümeyi upgrade ettiler? solid kelimesine getirdiler. Neden uluslararası piyasalarda hangi detaylara bakıyorlar gibi noktaların veya quantitative easing'i nasıl algılıyorlar gibi noktaların önemli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da elbette her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde tutanakları da okumamız gerekecek. E, videoyu çok uzatmak istemiyorum ama e, dün e, önemli birkaç tane gelişme oldu. E, önce 10 e, yıllıklara bakalım. E, gün içinde zaten e, Japon 10 yıllıklarıyla da bir e, mail atmıştım. E, bu tarafta önemli hareketler oluyor. E, şurada e, görüyorsunuz hızlı bir şekilde... E, aşağı yukarı 1.64'lerden 2.14'lere geldi. Şu anda 2.12 seviyelerindeyiz. Tabii bu çok yeni bir trend başlattı mı? Onu henüz söyleyebilmek zor ama görüyorsunuz burada net bir aşağı trend var şu anda. da Bu aşağı trend kırılmış değil. Ama benim genel görüşüm burasının tarihi dip olduğu ve bundan sonra da daha yukarıya doğru gideceği. Tabi bunu çok hassas çizdiğim bir tren çizgisi değil ama dikkat edilmesi gereken bir seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Daha yukarıya doğru da bu hareket bence sürecek sürmesi için de tabi Fed beklentilerinin yani şu an için hala şurada görüyorsunuz Eylül ve sonrasına yığılmış olan fed beklentilerinin biraz daha öne çekilmesi lazım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi dün itibariyle yüzde %25 25'e geldi bu beklentiler. Şunu Haziran ayı Bakın ayın 16'sında %22 seviyesindeydi. Dolayısıyla e, piyasada bu beklentiler oynadıkça bakın e, daha önce de %22, %23 seviyesindeydi. Piyasada bu beklentiler oynadıkça daha doğrusu öne doğru çekildikçe 10 yıllıklarında kaçınılmaz bir şekilde e, yukarıya doğru gittiğini göreceğiz. E, ama şu an için e, henüz alarm e, zillerini çaldıracak seviyeleri e, gelmiş değiliz. E, yine de e, ben haziran ayında bir beklenti içinde olduğumdan dolayı dolayı yavaş yavaş yukarıya doğru bir hareket bekliyorum. Yani şurada gördüğümüz 227'ler ardından da daha önemli seviye olan şuradaki 235'ler test edilecektir. Tekrar altını çiziyorum. Eğer piyasada faiz artışının Haziran ayına kaydığına inanırsa şu an için %25 çok da baskın görüş ana görüş olmadığını görüyoruz. Tabii 10 yıllıklarda yaşanan bu hareket şurada Japon tahvillerini de açalım. Orada da benzer bir resim görüyoruz 019'lardan 40'lara çok ciddi bir yükseliş var yıl bazında bakarsanız yani buralarda almış birisi için çok ciddi bir zarardan bahsetmek söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Öte yandan diğer piyasalara baktığımızda daha sakin yukarı tepkiler olduğunu görüyoruz Almanya hala 040'ların altında yani Japonya'nın altında Yunanistan tarafında da onun etrafında dolaşıyoruz. Bu gün gelmesi, verilmesi umulan bir teklif var Yunanistan tarafından. Buradaki Avrupa tarafının veya Almanların duruşu çok net cari paket üzerinden bir uzatmadan bahsediyorlar. Ee, okuduğum kadarıyla Yunanlıların istediği biraz daha esnek bir paket üzerinden. Yine cari paket temel alınıyor ama biraz daha esnetilebilecek bir şekilde ayta bir uzatmadan e, bahsediliyor. Bugün aynı zamanda e, ELA fasilitesinin de gözden geçirilmesi biliyorsunuz iki haftada bir yaşanan bir şey. E, söz konusu. Tabi bu ikisi e, sürpriz mi üst üste gelmesi onu söyleyebilmek zor. E, ama Yunanistan tarafından haber akışı e, bugün devam edecek gibi gözüküyor. E, Tabi Cuma günü de yine bir Euro Grup toplantısı olabilir ve 28 Şubat'a kadar da kararlar alınacak, uzlaşılan kararlar olursa eğer bir meclislerden geçerek bir Mart itibariyle de yeni bir paketle veya 6 aylık bir geçici paketle yoluna devam edebilir Avrupa. Bunun etkisi ne olur? Açıkçası dünkü mailde paylaştığım için çok fazla trade fırsatlarına girmek istemiyorum ama 1.13 civarında kötü haberlerin büyük ölçüde fiyatlandığını görüyoruz. Bunun iki nedeni olabilir diye düşünüyorum. Birincisi Avrupa'da yatırımcılar genel olarak bir anlaşmaya gidileceğini inanılıyor dolayısıyla burada yukarıya doğru bir hareket beklentisi içindeler İkinci ihtimalde Yunanistan çıksa euro için iyi olur bu çünkü ECB diğer ülke tahvillerini rahatlıkla kontrol eder kuantitif easing de yapıyor düşüncesi olabilir şurada zaten görüyorsunuz Yunanistan'da çok sert bir satışa rağmen Portekiz'de satış yok diğerlerinde yine İtalya'da bir satış yok yani bu ülkelerin olası bir çıkış korunduğu düşüncesi piyasada var olabilir. Bu nereye kadar götürebilir? Tabii 50 günlük ortalama var 17.50'lerde. Ben 16.40'lara doğru bir hareketin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ama her durumda yukarı hareketler bir satış fırsatıdır. Aşağı tarafta da bir 13'lerin altında net bir kapanış olursa veya 12.70'ler diyebiliriz. Bence hareketin devamı gelecektir. Ki şu anda sprede baktığımızda da Pardon Spread tarafında da biraz daha e, Dolar ağırlıklı bir durum olduğunu Görüyoruz e, Risk Reversal'lara da e, Bir göz atalım orada da tabi durum yine benzer. Evet piyasada bir yukarıya beklenti var ama çok da uzun soluklu bir hareket olacağına dair işaretler henüz yeterince gelmiş değil. Genel bir short squeeze görebiliriz ama tekrar söylüyorum yukarı hareketlerde ben satış tarafında olmayı tercih ederim. E, İsviçre frangı e, tarafına bir göz atalım orada da yukarıya doğru hareket devam ediyor e, Daha da yukarıya gideceğiz e, şu 95'li seviyeleri şurada gördüğümüz şu tabanı e, aşabildiği e, durumda da e, Tekrar birilerinin üzerinde bence konuşuyor olacağız e, İlk günde söylemiştim e, burada benim açımdan e, trade fırsatı e, Euro CHF'de değil e, daha güvenli olan diyeyim veya Euro e, CHF dolar tarafında e, Zaten orada iyi bir performans da yaptı Şurada gördüğünüz gibi e, Euro CHF tarafında çok da etkileyici Bir e, yukarı hareket aslında e, Görülmüyor e, Buradan hemen metallere geçelim Metaller tarafında e, dün Sert bir e, altında e, Satış geldi e, Tabi yani bu satışı işte Çin'in yeni yıl eğilimine vesaire bağlayabilirsiniz ama şu seviyelerde de Çin'in yeni yılı belliydi ne zaman olacağı önceki günde belliydi dolayısıyla ben çok fazla bunlara bağlamıyorum veya Ukrayna gelişmesine bağlanabilir ama şuradaki aşağı hareket olurken de orada çok daha net çok daha kanlı çarpışmalar oluyordu çok jeopolitik gelişmelere işte yeni yıla vesaire bağlama niyetinde değilim ben açıkçası buradaki gelişmeyi daha ziyade 10 yıllıklardaki. Harekete bağlıyorum. Şurada görüyorsunuz çok sert bir hareketle karşı karşıyayız. Jenerik tipslere bakıyorum burada. Çok sert bir yükselişle karşı karşıyayız. Bu da kaçınılmaz bir şekilde altın üzerinde baskı kurmuş olan bir gelişme. Nereye kadar devam edebilir? Aslında isterseniz şu noktada yeniden 1180 seviyesi önemli olmaya başlayacak. 1180 seviyesi kırılırsa Pardon. 180 seviyesi şayet kırılırsa 1143'lere doğru bir hareket olacaktır. Şurada daha önceki diplerden bahsediyoruz. Bu seviyeler kritik seviyeler burasının kırılması çok daha büyük bir satışla karşı karşıya olduğumuzu düşündürecek. Teknik anlamda ters omuz baş omuz oluşacak mı vesaire bunlar da tabii bakabiliriz ama ben temel olarak Fed beklentimi de göz önünde bulundurarak konuşuyorum. Satışların devam etmesini bekliyorum. Tabi şuralarda gördüğümüz 1180 ki daha önce de önemli bir destek seviyesiydi. İlk savunma noktası bu seviyenin kırılması ee, iyi bir sinyal olmayacaktır. Long pozisyonlar açısından da 1140'lar civarı e, bence o long pozisyonlardan vazgeçme e, için önemli bir seviye. 1140'ın kırıldığını net bir şekilde e, görürsek eğer e, long pozisyonları hafifletmekte e, fayda var diye düşünüyorum. E, şimdilik 1180'i takip edeceğiz. Gümüşteki e, durum nasıl? E, oraya da hemen bakalım. E, gümüşte görüyorsunuz 50 günlük ortalama sert bir şekilde e, kırıldı e, ve aşağıya doğru e, baskı devam ediyor. Zaten Zaten gümüş 200 günlük ortalamasını da aşamayarak altında hareketin sağlıklı olmadığını kalıcı olmadığını göstermişti. Bizde görüyorsunuz altın 200 günlük ortalamasının üzerinde net bir şekilde oturmasına rağmen Ocak ayının önemli bir bölümünde gümüşte bunun görmemiştik. Yani gümüş önderliğinde bir yükseliş oldu, olmadığını görüyorduk. Dolayısıyla da bu altında bize bir satış fırsatı olduğunu gösteriyordu. Yine hisse bazında da baktığımızda altın endeksinde aynı problem aynı uyarı sinyallerini alıyorduk. Bunları videoda da paylaşıyordum. 200 günlük ortalamasını Ocak ayında altın geçmesine rağmen altın hisseleri geçememişti. Bir satış geldiğini görüyoruz. Şimdilik 50 günlük ortalamasının üzerinde ama gümüşte bir toparlanma gelmemesi durumunda burada da aşağı yönlü baskının devam etmesini bekliyorum. Dolayısıyla biraz daha 10 yıllıklara dikkat etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün özellikle FOMC toplantısı tutanakları rahatlatırsa eğer piyasayı ki ben... Ee, söylüyorum çok rahatlayacak bir şey de görmüyorum. Bence haziran e, son derece olası e, bir tepki yükselişi e, görebiliriz. Bu tepki yükselişinin nereye kadar gideceğine e, baktıktan sonra e, yarın biraz daha net bir fikrimiz olabilir. Ama e, hala bin dolarların e, masada olduğunu ilk ana hedef olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.